Türkiye Cumhuriyeti aydınlanma düşüncesi, aydınlanma felsefesi temellerinde kurulmuş ve sadece bu coğrafya bakımından değil, bütün dünya ölçüsünde son derece büyük, önemli bir devrimdir. Günlük yaşamda aydınlanma düşüncesi içselleştirilmiştir. Yani kadın erkek eşitliği, yani düşünce özgürlüğü, yani iş bulma hakkı, yaşama hakkı, seyahat özgürlüğü, bunlar içselleştirilmiştir. Batı dünyasından Türkiye'yi kopararak belirsiz bir coğrafyaya, belirsiz bir kültüre aktarmaya çalışmak sadece Türkiye'yi karanlıklara gömmek için bir bahanedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu öyle şaka değil. Mustafa Kemal Atatürk gibi bir devrim önderinin ortaya çıkması, bir düşünürün, bir devrim önderinin öyle rastgele bir iş değil. Türkiye'deki kadın olayı olağanüstüdür. 1930'lu yıllarda seçme ve seçilme hakkı verilen kadın bugün dünya ölçeğinde büyük baskılar var üzerlerinde. Tabii ki o devrime karşı tepkiler, düşmanlıklar haddinden fazla devam etmekte bugün, günümüzde özellikle. Ama Türk kadını, Türkiye kadını öyle bir noktaya gelmiş ki onu hiç kimse zincire vuramaz. Bunu biliniz yani. Kesinlikle yani. Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum, harlı bir ateş gibi derinde yanan, haramilerin elinde bunalan Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum, gün görmüş bilge toprağın, Yunus, Pir Sultan ve Nazım, Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum, bozlak, ağıt, halay ve zeybek, dumanı üstünde ekmek, Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum, yüzü kırış kırış anam, ağlayanların gülen hayvan, Türkiye. Üzgün yurdum, güzel yurdum, asmaların üstünde gün ışığı, en güzel geleceğin yakışığı, Türkiye. Üzgün yurdum, güzel yurdum, zinciri altında kımıldayan, bitecek sanıldığı yerde başlayan. Yaşamak görevdir yangın yerinde. Yaşamak insan kalara. Yaşamak görevdir yangın yerinde. Yaşamak insan kalara. Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde oluş benim için çok önemli. Hem bir dostu, arkadaşı, kardeşi olarak Yaşar Kemal'in, hem de bir okur olarak, bir edebiyatçı olarak mutluluk duyarım. Büyük bir yazarımızın adını taşıyan bu merkezde bir şiir dinletisi, müzik dinletisi yapmış olmaktan. Katılımı da görüyorsunuz. Yağmura rağmen son derece canlı, son derece samimi bir katılım oldu. Mutluyuz. Teşekkür ederim. Hocam, ikide bu da kendim için aldım. Alamadım. Güzel. Evet. Meyve.